Evet değerli izleyiciler, merhum Badıllı abimizi konuşmaya devam ediyoruz Fırıncı abiyle. Fırıncı abi sizin bir hatıranız var. Onu sormadan önce şurada bir cümle okumak istiyorum. Bediüzzaman'ın talebelerinden Mehmet Fırıncı, gençliğinde Risale-i Nur'u yeni tanıdığı zaman onu anlamak için ne yapmak gerektiğini Hüsrev abiye sormuş. O da devamlı Ayet-el Kübra'yı oku demiş. O da bu tavsiyeyi tuttu ve sürekli olarak Ayet-ül Kübra'yı okumaya başladı. Ne bir sözlüğe baktı, ne kimseden bir şey sordu. Sadece okudu, okudu. Sonunda Fırıncı abinin kendi tabiriyle manalar açılıverdi. Bu nasıl oldu Fırıncı abi? Bize bir anlatır mısınız? Evet. Yani biraz önce konuştuğumuz Badıllı abinin hassasiyetle üzerinde durduğu Risale-i Nur'un asliyetinin muhafazası konusunda siz hiçbir şey bilmiyorken elinize aldığınızda bu manalar nasıl açıldı? Yani hakikaten o zaman da bir lügat falan da bizim elimizde yok onlar. Yani öyle bir şey de onlar. Ben Isparta'ya gitmiştim. Isparta'ya Hüsrev abiyle ziyaret ettim bu meyanda. Ben de tabii daha şumullü ve şey anlayabilmek hususunda Hüsrev abiden rica ettim. Çünkü yani Risale-i Nur'u en mükemmel bilen, anlayan bir abi olarak ondan de nasıl dedi mütemadiyen Ayet-ül Kübra yok. Neden Ayet-ül Başka. Kübra? Efendim, Ayet-ül Kübra Risale-i Nur'un özeti gibi. Yani o kadar mertebelerle şeyleri, yani tevhid hakikatlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin risaletini, Kur'an'ın hakkaniyetini, Esma-i Hüsna'nın kainat tecellisiyle, kainattaki tecellilerini ve sıfat-ı kutsiye-i ilahiyenin sıfat-ı sabahının tecellilerini yani o kadar tafsilatıyla dile getiriyor ki Ayet-ül Kübra. Bunları anlayınca zaten yani tabii yani Risale-i Nur'un diğeri birisinden dahadır. Bu ondan daha güzel. Sonra öbürünü okuyorsun, bu ondan daha güzel. Geçen Sabri Okur, evet. üstadımızın akrabalarından Nurslu, bizden genç ama bana dedi ki Sait abi Risale-i Nur gerçekten anlamak istiyor musun? İşte başta Ayet-ül Kübra'yı, 4. Şua'yı, 30. Lema'yı 300'er defa oku dedi. Ben acaba yanlış mı duydum dedim. Yok yok dedi 300'er defa. Üstadımız kendi yazdığı halde binlerce defa okumuş. Ya. Ben şimdi 3-4 defa okudum daha 290 küsür var ama hakikaten yani okuyunca bilen, bilmeyen, Arapça bilsin, Farsça bilsin, bilmesin hiç fark etmiyor. Hakikaten Kur'an'ın hakikatlerinde acip bir feyiz var. Yani Kur'an Arş-ı Azam'la bağlı, Risale-i Nur da ona bağlı. Hakikaten öyle manalar açılıyor ki böyle sadece onu anlamak için okuyunca daha benim 290 küsür var okuyacağım ama bu temel eserler. Demek ki şöyle bir şey oldu. Beraber gittik ya Stockholm'de. Ya evet. Onda bir hanım ablayı ziyaret etmiştik ondan. İsveçli Müslüman olmuş. Evet. Ondan ben de 30 defa İngilizce sözleri okudum, bitirdim deyince ben de ona dedim ya sen bizden daha fazla Risale-i Nur biliyorsun. Ondan sonra 30 defa okumuş. Ben hakikaten o kadar Sabri kardeş şimdi 300'e çıkardı. Dur 300. bakalım ne yapacak. Ama hakikaten olmayacak şey değil. Biraz Evet zorlamak lazım yani ama gerçekten üstadın da dediği gibi zamanın alimi yani 15 haftada eskiden 15 senede elde elde edilen. edilecek ilimler değil Evet mi? yani Allah razı olsun. İşte Badıllı abi hakikaten gene hep oraya geliyoruz. Evet. Ondan bu hususta hakikaten ve çok hassas bir kalbe rakik bir duyguya sahipti yani Badıllı abi. Böyle konuşurken, meseleleri anlatırken birden bir şey eder, tıkanır, ağlamak Ya, hissi böyle. hislenirdi, Yani ağlardı. hakikaten ben o şeyine, o halet üyesine ayrıca çok ben de duygulanıyordum onu görünce ve Subhanallah Tam nasıl bir onlar kalp. işte Risale-i Nur'a sadakatlerinden, Yani hakikaten evet Kur'an'ın nasıl bir hakikatlerinden. kalp bu diye böyle yani hakikaten onun
Allah şefaatle nail etsin diye. Amin, amin. Yani hakikaten çok şeydi. Neyse. Bir de Fırıncı abi, o ve İleyhil Masiri, siz bugün gelirken uçakta dediniz ki bunu ders olsun diye okuyalım. Evet. Onu siz isterseniz hazırlayın. Ben burada yine Tarihçi Hayattan Kastamonu Hayatı bölümünden bir paragraf okumak istiyorum. Yani yine bu konuştuğumuz meselelerle alakalı. 2-3 gün evvel 22. söz tasih edilirken dinledim. Gördüm ki içinde hem külli zikir, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli imani ders, hem gafletsiz huzur, Allah, hem kutsi hikmet, hem yüksek bir ibadeti tefekkürüye gibi nurlar var. Allah Allah. Evet. Yani Risale-i Nur okunduğu zaman aslında ibadet midir? Evet, ibadet. Evet. Neden? Çünkü ayetler var içinde, hadisler var. Esma-i Hüsna var, isimler, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, bütün bunları okuyan tekrar ediyor. Tehliller var, zikirler var. Yani sadece akla değil, kalbe, latifelere, duygulara hitap eden öyle muazzam manalar var ki. Onları bugünkü Türkçe karşılıkları zaten yok. Yani. Yani çok gülünecek bir şey bu. Yani illa sadeleştirir falan diye. Yani burayı tekrar okuyayım. Hem gafletsiz huzur, hem kutsi hizmet, hem yüksek bir ibadeti tefekkürüye gibi nurlar var. Bir kısım şakirtlerin ibadet niyetiyle risaleleri ya yazmak veya okumak veya dinlemekliğin hikmetini bildim. Barakallah dedim, hak verdim. Said Nursi radıyallahu anh. Biraz da onu dinleyelim. Hem de bu programımızda kısa bir ders olmuş olsun Fırıncı abi. Buyurun. Yani. Ben mi okuyayım, siz mi? Siz buyurun lütfen. Evet, 11. kelime ve İleyhil Masir. Yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen Harik-ı Zülcelal'ine dönecekler. Ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Yani bu dar-ı faniden gidip dar-ı bakide huzur-u kibriyaya müşerref olacaklar. Onun için Mevlana Hazretleri ne demiş? Şeb-i Aruz. Kavuşma günü. Evet. Yani Badıllı ağabeyimiz nereye gitti? Aslında onu evet, okuyoruz yani, değil mi? Ne şimdi, kadar güzel tarif o etmiş Üstad Hazretleri. Ben burayı birkaç defa okudum yani bu 2-3 gün, 3-4 gün içinde. Evet abi, buyurun. Evet. Yani bu dar-ı faniden gidip dar-ı bakide huzur-u kibriyaya müşerref olacaklar. Yani esbab dağdasından ve vesaitin karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-ı Rahimlerine makar-ı saltanat ve ebediyyesinden perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes kendi halkı ve mabudu ve Rabbi ve seyidi ve maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İnşallah bulacağız. İşte şu kelime bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde eder ve der ki: ey insan, bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun? 32. sözün ahirinde denildiği gibi dünyanın 1000 sene mesudane hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi 1000 senesi bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun. Müptela ve meftun ve müştak olduğunuz mecazi mahbublarda ve bütün mevcudat-ı dünyevi'deki hüsn ve cemal, onun cilve-i cemalinin ve hüsn-i esmasının bir nevi gölgesi ve bütün cennet, bütün letaifiyle bir cilve-i rahmeti ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve incizaplar ve cazibeler bir lem'ay muhabbeti olan bir mabud-ı lemyezelin, bir mahbub-u layezalin daire-i huzuruna gidiyorsunuz. Ve ziyafetgah-ı ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz.
Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Ne kadar güzel. Hemşi kelime şöyle müjde veriyor, diyor ki, ey insan, fenaya, ademe, hişleye, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi devam edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bakaya gidiyorsunuz. Ademe değil, vücudu daimiye sevk olunuyorsunuz. Zulümata değil, alem nura giriyorsunuz. Sahip ve malik-i hakikinin tarafına gidiyorsunuz. Ve sultan ezeliğinin payitahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, visale mütebeccihsiniz. Maşallah. Visale ve mütebeccihsiniz şeyinde Mehmet Feyzi abinin yani şiirinden bir şey var. Evet. Şöyle bir şey. Vakıf olanlar bu hale kavuşmak ister visale. Risale okumak için 72 dil bizdedir diye. Okumak için risale 72 dil bizdedir ya, demiş onda Mehmet Feyzi abi. Ben de burada teneffüs, firaka değil visale müteveccihsiniz. Dolayısıyla elhamdülillah yani vefat hadisesi böyle bakınca bir taraftan tabii iki hissi birden yaşıyoruz. Yakınlarımız, dostlarımız, sevdiklerimiz, böyle Badullah abi gibi çok yakın sevdiklerimiz aramızdan vakkaten ayrılmasından elem çekiyoruz ama ve hakikatte de işte kabre gülerekten giriniz tabiriyle inşallah ondan. Zaten hadis-i şerifte bir Müslüman vefat edeceği zaman ehli iman makamı kendisine gösterilir. Onu tebessüm etmesi vefat ederken ondandır diye hadis-i şerifte. Ya, ne güzel ölümler. Allah evet, hepimize evet nasip etsin öyle ölümler. Bunu teyiden Fırıncı abi yine birkaç cümle okumak istiyorum. Hakikaten yani Badullah abinin şahsiyetiyle ilgili çok şey anlatılabilir. Hüseyin evet Yılmaz Dost Abdülkadir Badıllı etiketiyle bir tweet göndermiş. Birkaç programla değil onun cehd ve gayretini anlatan enstitüler kurmalıyız diye. Ya, ve hakikaten onun hayatın özellikle son zamanlarında bu Risale-i Nur'un uslubu, dili ve bunun muhafazası için gayretlerini teyiden yine birkaç bir şey okumak istiyorum. Risale-i Nur'u Risale-i Nur yapan özelliklerden biri de onun dili ve uslubudur. Yani. Risalelerden birkaç cümle dinleyen bir kimse bu eserlerde farklı bir şeyler olduğunu hisseder. Dinleyen dinlemeye, okuyan okumaya doyamaz. Hakikaten bazıları bize soruyor ya siz bu kitapları hep okuyorsunuz. Aynı yerleri bir daha okuyorsunuz. Hani biz bir şeyi okudun mu kaldırırsın kütüphaneye biter. Bunu neden bu kadar okuyorsunuz? Bir açsalar görseler ki yani bir girince zaten tekrar 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 içine çekiyor adeta. Mesela bu rahmet, hikmet, celal, cemal, hüsn, rububiyet, tecelli, sani, masnu, lütuf, kerem, ihsan, nuraniyet, cüz'iyet, külliyet. Hakikaten Türkçe karşılıkları yok bunların. Ve bunu bir Türkçe başka bir kelimeyle anlatmaya çalışmak yani tamamen bunun manasından koparıp bambaşka. Allah çok böyle yani basit ve anlamsız bir şey haline gelir. Bu kelimelerden her biri bir anahtardır. Bir alemin kapısını açar ve o alemin zenginliklerini önümüze serer. Bugünkü dilimizde bizi bu manalarla tanıştıracak kelimeler yoktur. Yine kainattaki kerem tablolarını mesela bir elmayı nimet olarak gösterir. Ondaki inam fiiline dikkat çeker, bundan da mün'im ismini verir. Kerem tablolarını göz önüne serer, onların arkasında ikram fiilini gösterir, ondan da Kerim ismine, Cenab-ı Hakk'ın Kerim ismine intikal eder. Hakikaten bu eserleri okuyanlar
bütün bu Esma-i Hüsna'nın manaları içerisinde adeta böyle gark oluyor. Yani o manaları bütün latifeleriyle hissediyor, yaşıyor. Bu kelimelerden herhangi biri değiştirilecek olsa o muhteşem tefekkür örgüsü içindeki hatlar kesilmiş, bağlantılar koparılmış, sistem bozulmuş, olmuş olmayacak mıdır? Yine sizin biraz önce Fırıncı abi, Hüsrev abiye sorduğunuz ben Risale-i Nur'ları nasıl anlayabilirim deyince o da Ayetül Kübra'yı tekrar tekrar oku demişti, oku size onu anlattınız. Onu devam ettiren bir şey yine okumak istiyorum. Fırıncı abinin hikayesi aslında bu dünyaya gelen herkesin yaşadığı bir maceradan başkası değil. Hayata gözümüzü açtığımızda hiç bilmediğimiz bir dünya ile karşılaşmıştık, öyle değil mi? Dünyaya gelen hiç bilmediği bir dünyaya geliyor. Hiçbir şey görmemiş, hiçbir ses duymamışken her şeyi yeni görüyor ve yeni duyuyor. Etrafımızdaki eşyaları daha önce görmemiş, bu alemin kavramlarıyla daha önce tanışmamıştık. Şimdi yani kolay, basit dilde bir risale arayanlara aslında bunu Ümit Bey çok güzel yazmış. Çok yazmış. Yani bu etrafında gördüklerinden değil, bambaşka bir alemin kapısı, bambaşka alemlerin kapısını açıyor. Ya ne olur bir zahmet et, biraz aç, azıcık da emek ver. Siz yine bugün uçakta söylüyordunuz ya birkaç ay böyle ciddi okumak lazım. Ve bu hakikaten bu birkaç ay kendini verse hiç anlamıyorum diye insan böyle sular seller gibi anlayacak değil mi? Ya. Akşam öyle birisi Fatih'te durakta oturuyorum. Evet. Biri geldi selam verdi. Siz filan mısınız diye sordu. Ben de şey ettim. Her yerde ondan sonra kendisiyle konuştum. Efendim? Bu ekranlara çok çıktığınız için her yerde tanıyorlar yani. Her yerde yani. Ne söylüyorsun? Belki 15-20 kişi öyle oldu akşam. O yani bir saat içinde ondan sonra da. O çok hoşuma gitti. Dedi ne 2 demiş? Ay okuduktan sonra tamamen tanıştım Risale-i Nur'la diye. Ben, hakikaten bana da tesir etti o zatın şeyi. Ondan neydi? Aziz Yıldırım isminde bir kardeşimiz. Evet. Risale-i Nurlar ile yeniden doğuş hakikaten yani onu okuduğumuzda. Onun için biz Risale-i Nur'un önümüze açtığı alemlerdeki manaları yaşayarak öğreniriz. Tıpkı çocukluğumuzda ana dilimizi öğrendiğimiz gibi. Biz öğrenmeye bir türlü doyamayan bir çocuğun iştahıyla risaleleri defalarca okurken bir yandan onun doyumsuz üslubunu tekrar tekrar zevk eder. Bir yandan da her biri farklı bir alemin kapısını açan kelimelerin değişik yerlerde kullanılışlarıyla karşılaşırız. Biraz önce sizin okuduğunuz o İleyhil Masir 11. kelimede de Üstad Hazretleri mesela bir İleyhil Masir yani dönüş onadır manasında bu kadar bir kelime manasını verip geçilse bazıları sadece mealini oku yeter diyorlar ya. Evet, ya. Orada 1,5 sayfa anlattığı nereye gidiyoruz, ya. Hangi aleme gidiyoruz, neyle karşılaşacağız hiç bunları anlamak mümkün müydü yani? Maşallah. Belki o kelimelerle henüz tanışmamışızdır fakat o kelimelerin içinde yer aldığı cümleler ve pasajlar arasında dolaştıkça aldığımız kokular ve yaşadığımız duygular mana haleleri halinde o kelimelerin etrafını kuşatır. Önceleri belli belirsiz şekilde sonra gittikçe artan bir netlik ve parlaklıkla manalar görüş alanımıza girer. Daha sonra da dünyamızın bir parçası olurlar. Maşallah. Hakikaten Risale-i Nur'u böyle okuyanlar, Fırıncı abi bir parça tabii hepsini anlamamız mümkün değil ama diğer konuşmalar mesela televizyonlardaki başka ifadeler, anlatımlar hatta böyle titri olan insanlar şey o kadar basit geliyor ki basit. Çok sati kalıyor yani bu manaların derinde çünkü bunlar doğrudan Kur'an'ın manaları. Peki burada biraz zorluk var değil mi? Yani ondan kaçmak için kolay olanı tercih ediyor insanlar. Yani ama bu zorluğun içerisinde bir lezzet yok mu? Aslında zorluk da değil de biz bugün kendi lisanımızı unutmuşuz. 1920'lerden sonra maalesef 1930'lardan sonra bu şeyi yani Latin harfine geçilince ondan sonra sadece yani alfabenin değişmesi değil de o değiştikten sonra Türkçe'de de büyük bir yıkılış meydana getirildi. Yoksa o zamanki
devlet yazışmalarını biz şu anda anlayacak durumda değiliz yani. Bu kadar Risale-i Nur'un lisanını bildiğimiz halde. Risale-i Nur aslında arı Türkçe gibidir yani. Ondan. O devlet yazışmalarına bakılsın. Yani fevkalade ağdalı bir şeydir. Ben yeni öğrendim Fırıncı abi. Şimdi Osmanlıca dersleri konulacak diye tartışmalar var ya. Şu ana kadar zaten zannediyorum hem Hayrat Vakfı'nın hem başka çalışmalarla 200 bin genç kendi isteğiyle gitmiş. Osmanlıca öğrenmiş. Ve sertifika almış. Bakın zorla Allah değil, Allah. Mecburi ders değil daha. 200 bin. Demek ki buna bir meyil var, bir arzu var, bir iştiyak var. Maşallah. 200 bin genç. Çok sevindim. Demek ki yani burada da aslında güzel bir şey var. Osmanlıca okuyanlar, Osmanlıca derslerinin konulması, her ne kadar birileri karşı çıkıyorsa çıksın, Kur'an harflerini öğreniyorlar. Ya? Yani sadece birilerinin dediği gibi mezar taşlarını değil, Kur'an'la buluşuyorlar yani buluşacaklar. Ya. Bir de burada yeri gelmişken yine merhum Badıllı abimizin biraz önce dediniz ya o reklam arasında Fırıncı abi onun duası kabul olmuş diye hakikaten üzerinde durulması gereken bir şey. Büyüklerimiz dedi artık devlet büyüklerini kastetti herhalde. Herhalde. Bu meseleye el atsınlar. Bu Risale-i Nur'un asliyetinin muhafazası için destek olsunlar diye böyle bir ifadesi geçti. Evet. Vefatından belki çok hemen önce onun sanki o duası kabul olmuş gibi. Yani birçok nur talebelerin duaları vardı. Onun için söyledim yani. Ben de hakikaten duası kabul oldu şimdi diyelim. Bir de yani merhum Elmalı Hamdi Yazır, merhum Ömer Nasuhi Bilmen eserleri hakikaten bugün piyasada olanlara baktığımız zaman ilk telif edildikleri hallerinden tamamen uzaklaşmış bambaşka şeyler olmuş. Yani suyunun suyu bile olmamış. Ya. Şimdi asliyetini kaybettiği gibi müellifin muradı ve maksadı olan manalar gitmiş, başka şeyler gelmiş. Allah muhafaza, Risale-i Nur'un da başına böyle bir tehlike gelme riski var idi. Ve geldi de nitekim yani bazı densizler maalesef yaptı bunu. Evet. Yani biraz önceden beri hep anlattığımız o Risale-i Nur'daki o manaların anlaşılmasını, o hakikatlerin kaybolmasına vesile olacak işler yaptılar. Ama çok şükür Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin zaten arzusuydu bunların devlet eliyle. Bir takım böyle spekülasyonlar falan yapıldı kamuoyunda ama bunun devlet eliyle basılması, Diyanet tarafından sahip çıkılması. Yani. Bakın Emirdağ layıkası siz daha iyi biliyorsunuz abi. Üstad Hazretleri merhum Ahmet Hamdi Akseki'ye mektubunda kaç tane mektup var? Birden fazla hem de. Evet. Yani Diyanet bunlara sahip çıksın diyor. Medrese malıdır diyor. Siz onlara sahip çıkın, hami olun, muhafaza edin. Onlar sizin hakiki malınızdır diyor o mektuplarda. Yani bu kadar net ve bu kadar açık söylüyor. Ve çok şükür kanun çıktı, kararname çıktı. Orada da yine sevindirici bir şey daha var o kanunda. Yani bu eserler yayınlanması ve okuyucuya ulaştırılması zorunludur diye bir madde de eklendi. Yani bugün devlet tarafından şu hükümet veya bu ilgili başkan değişti diyelim. O kanun meri olduğu sürece bunu piyasada bulundurmak zorunda şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu vazife verildi. Yani basmak ve yaymak zorundalar. Sadece sahiplenmek değil. Bu da güzel bir şey oldu. Ve bir güzel bir şey daha oldu. Bütün eserlerde 70 yıllık bir süre var. Yani müellifin vefatından sonra 70 yıldan sonra eser anonimleşiyor. Yani herkes istediği gibi basabiliyor. Evet. Ve bu da kalkmış oluyor. Yani kıyamete kadar artık 70 yıl süresi bu eser için geçerli. Çünkü eserin hak sahibi oldu. Hak sahibi derken bunun neşri, telifi zaten bitmişti. Neşri, yayınlanması, basılması ile ilgili haklara sahip oldu Diyanet. Sadece kendi de değil, burada yine çok önemli bir ayrıntı var. Diyanet İşleri Başkanlığı buradan Profesör Mehmet Görmez hocamıza da hakikaten çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sizler de, abiler de bunu ifade ettiniz. Hem devlet yetkililerine hem Diyanet İşleri Başkanımıza. Üstadımızın bu arzusu yerine geldi. Bununla kalmayıp Diyanet İşleri Başkanlığı 2015 yılında bu eserlerin tamamını basma sözü verdi. Yine bununla kalmayıp bunun aslına uygun bir şekilde basan herkese bu basma yetkisini verecekler. Evet. Bu sizin öngördüğünüz bir şey miydi? Arzu ettiğiniz bir şey miydi Fırıncı abi?
Tabii yani merhum Badıl abi onu demiş. Yani büyüklerimiz, şeylerimiz buna sahip çıksınlar diye endişesi bu şeyi endişeli bir şekilde ifade etmiş. Hep yani biz Risale-i Nur ve Hazreti Üstad'ın çok yakınında bulunan bütün abiler olarak yani Abdullah abi, Hüsnü abi, Sait abi, efendim Ahmet Aytumur abi, herkes bu Risale-i Nur'u bilen bütün genç kardeşlerimiz bunun yani üstadımızın zamanında nasıl muhafaza edilmiş, basılmışsa aynı şekilde muhafazası için çırpınıyoruz ve dua ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Madem ki ben de tekrar etmiş olayım. Hem Diyanet Başkanımız Mehmet Görmez Bey'den hem de devlet güzelliğinden Allah razı olsun. Teşekkür. Buradan bu vesileyle Badıl abimizin programı vesilesiyle biz de teşekkür etmiş olalım. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Fırıncı abi, Twitter'dan bu programa bazı notlar gelmiş. Bir kısmını okumak istiyorum. Ayşenur, sadeleştirmenin karşısında duran dik bir adam Badıl abi için demiş. Maşallah. Sait Özdemir abi, camiamız için büyük bir kayıp demiş Badıl abi evet. için. Evet. Murat Eser, hizmet meşakkat bitti, ücret almaya gidiyorsunuz. Maşallah. Ankara'dan yine bir izleyicimiz, üstadın cennet meyvelerinden Abdülkadir Badıllı abimiz için inşallah demiş, güzel bir resim paylaşmış. Evet. Recep Aydoğan, nurun kahramanı Badıllı ağabey. Yine gözünü budaktan sakınmayan biriydi. Hakikaten de öyleydi. Evet. Kendisi hakkında davalar da açanlar oldu. Evet. Ama o hiç yılmadı. Evet. Esra Başkaya, sadeleştirme adı altında yapılan tarife karşı nurun kalesiydi abimiz. Birisi reklam koymayın demiş. Bundan sonra koymayacaklar. Evet. Ayşenur. Yine Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanımız'a hem teşekkür ediyor kahraman hem de Abdülkadir Badıllı tüm arşivini Diyanet'e verdi diye ya da verecek diye bir haber var. Evet, yani o şekilde bir vasiyeti vardı diye. Seyda Nur, imanla dolu bir kalp hizmeti hayatının gayesi etmiş bir ruh. Maşallah. Rabbim tüm ağabeylerimizden razı olsun Furkan. Mekanlarını cennet etsin. Abdullah Yeğin abinin bir sözünü paylaşmışlar. Bütün malını, mülkünü Allah yoluna vermişti. Badıllı abimiz. Nida Hanım, maneviyat aleminin bir yıldızı. Üstad Hazretleri'nin yanına irtihal etti. Ne mutlu ona, kalanların yükleri ağırlaştı. Kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek gideriz. Hakikaten herkese nasip olmaz öyle bir merasim. Urfa'da yaşadığımız on binler uğurladı. O bütün kuşlar, Fırıncı abi gördünüz mü resimlerini çekmişler. O dergahın üstünde böyle ne kadar uçtular böyle sürü halinde değişik manevralarla. O tam namaz ve dua esnasında. İnşallah Ayşenur yazmış. Ağabeyimiz gülerek gitmiştir. Bize şefaatçi olur. Cehennem ateşinden Cenab-ı Hak bizleri muhafaza etsin. Son zamanların Risale-i Nur'a tarif edenlere karşı mücadele eden Badıl abimize Allah rahmet etsin. Amin. Biraz onun için biz de bugün programımızı onun o şanlı mücadelesine kısmen de olsa ayırmaya çalıştık. Allah kabul etsin. Risale-i Nur'u Risale-i Nur yapan dil ve üslubudur. Nur Nihal Demirci, Risale-i Nur'u korumada çelikten bir kala ve buna benzer böyle çok hakikaten güzel mesajlar var. Yüzlerce artık hepsini okuyamıyorum. Yine Esra Hanım, Dar-ı Beka'ya gidiyorum, peygamberime, üstadıma kavuşacağım, hizmet size emanet der gibi diye bir hastanedeki fotoğrafını paylaşmış. İnşallah o emanete layık olmaya çalışırız. Risale-i Nur'u hakikaten aslından okuyup onu anlamaya, hayatımıza tatbik etmeye çalışırız.
Burada bir şey daha Fırıncı abi, zaman zaman sizinle de konuşuyorduk, merhum Sungur abiye de hep dikkat ederdim derslerde, hele hele son senelerinde. Hüsnü abi, Hüsnü Bayramoğlu abi, Abdullah abi bugün hayatta olan, onlar da hep öyle ders yapıyorlar. Sait abi, Aytimur abi zaman zaman ziyaret ediyorum. Allah hepsine ebeden razı olsun. Üstadımız nasıl ders yapmış ya Bediüzzaman Hazretleri, aynı öyle ders yapıyorlar. Bugün bu programı izleyen herkese seslenmek istiyorum burada. Üstad Hazretleri talebeleriyle beraber diz çöküp ya da işte artık koltukta da oturabilirler bugün belki, ama baştan sona herkes bir miktar okuyor. Kalabalıksa birkaç cümle ya da biraz daha azsa birkaç paragraf. Eğer daha az kişi okuyorlarsa birkaç sayfa. Yani bir saatlik diyelim bir ders yapılıyor ama herkes okuyor. Öyleleri var ki dikkat ediyorum, yıllarca bu model değil. Yani Üstad'ın Risale-i Nur okuma ve okutma tarzı, abilerle beraber yaptığı tarz değil de başka şekiller, modeller gelişmiş şimdi. O tür dersleri okuyanlar ya da dinleyenler diyelim, belki 20 sene, 30 sene derse gidiyor ama hiçbir gün eline alıp bir satır okumuyor, okuyamıyor. Hep dinlemiş çünkü. Ama o tarzda herkese okuyor. Önce biraz tekliyor, belki kekeliyor ama 2-3. ayda o kadar muazzam risale okuyorlar ki, sizin de bununla ilgili müşahedeleriniz vardır değil mi? Tabii çok. Yani hakikaten böyle köyden gelmiş bazı gençler falan fazla şey demiyorlardı. Fakat derken böyle ya okumak da bir cesaret işi oluyor onlar için. Onlar yavaş yavaş alışıyor, öyle normal hale geliyor ki böyle takır takır yani velut bir hale geliyorlar yani. Ali Sen Erdemir anlatıyor bu Kafkaslarda, oralardaki medreselerde Risale-i Nur yine bu tarzda, üstadın ve ağabeylerin tarzında okunduğu zaman 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 o şöyle bir yol da tercih etmiş. Ya bunlar yenidir, ben biraz anlatayım. Biraz okuyor, biraz anlatıyormuş. Demişler ki bir arada böyle biraz da çekinerek, ya Ali Sen abi sen hep oku, biz senin okuduğunu daha iyi anlıyoruz anlattığından. Demişler. Yani hakikaten Risale-i Nur'da böyle bir hususiyet var. Buna herkes buraya dikkat etse, yani biraz okudu anlamadı değil mi? Az altında üstad yani diyor. Birkaç satır daha aşağıda mesela diyor bir örnek. Hatta bir tane daha yani diyor. Yine o zor gibi ilk bakışta görülen şeyi sonuna doğru bakıyorsun ki anlamışsınız. Hele zaten birkaç kere okumuşsanız çok daha başka manalar açılmıyor mu? Evet, evet. Yani bütün şeyiyle böyle. Şimdi bu programda bu meselenin üzerinde epeyce durmuş olduk. Badıllı abinin ruhu bundan çok memnun oldu. Bence de. Biraz da bunu böyle yani gayri ihtiyari de biraz da isteyerek böyle yapmak istedim Fırıncı abi. Çünkü evet, o ağabeylerin yanındaydım ben son zamanlarında. Rahmetli Sungur abinin ne kadar büyük acı çektiğini, o gözlerinden nasıl yaşlar geldiğini evet gördüm ya. Neler yaptı, neler söyledi, mani olamadı. Yani mani olmak istedi. Aynı şekilde Badıllı abi, yani o kadar ızdırap çektiğini beraber yaşadık. Kaç tane toplantıda, derste bu meseleye ne kadar hassas, önemli. Yani Risale-i Nur'u yabancı biri bile sizin okuduğunuz yeri, herhangi bir sayfayı açıp okusa, ya bu eser bir başka şekilde anlaşılmaz. Ancak kendi kelimeleriyle, kendi uslubuyla, tercümeyle karıştırıyor bazıları. O başka bir şey. O başka bir şey. Burada bir şey okumak istiyorum bununla ilgili. Emir Dağ Lahikası'nda merhum Halil İbrahim Çöllüoğlu Üstad Hazretleri ile Eskişehir hapsinde 1935'te kalmış çok kahraman bir abi. Muhterem sevgili mübarek kardeşlerim, Risale-i Nur talebelerine beyan ediyorum ki, bütün bunları yine rahmetli Badıllı abimizin hatırasına, aslında onu yad etmek, onun ruhunu şad etmek için böyle seçmiştim. Evet. Risale-i Nur, nurdan bir ibrişimdir ki kainat ve kainattaki mevcudatın tesbihatları onda dizilmiştir. Emir Dağ Lahikası 60. mektup bu. Risale-i Nur ahize ve nakile ile mücehhez bir radyo-i Kur'aniyedir ki onun tel ve lambaları ayine, tel ve bataryalar hükmündeki satırları, kelimeleri, harfleri öyle intizamkarane ve icazdarane bastedilmiştir ki yarın her ilim ve fen adamları
ve her meşrek, meşrep ve meslek sahipleri, ilim ve iktidarları miktarında alemi gayb ve alemi şehadetten ve ruhaniyet aleminden ve kainattaki cereyan eden her hadisattan haberdar olabilir. Hakikaten Kur'an'ın bir tefsiri olduğu için bu asra bakan önemli bir tefsiri. Kur'an'daki bütün bu asra hitap eden hakikatleri Bediüzzaman Hazretleri bu risale'de açmış. Ve bunu okuyan aslında her meseleye, mesela hiçbir tefsir kitabında hanımlara ayrı, hastalara ayrı, çocuklara ayrı, gençlere ayrı, ihtiyarlara ayrı. Var mı abi böyle bir şey? Evet. Risale-i Nur'un orijinalliği hakikaten. Yani, evet. Ve yani toplumda hani yine o ahirete imanın insanın hem dünya hem ahiret evet. saadeti için hem aile saadeti için ne kadar önemli vazifeler gördü. Yani bu ahirete iman meselesini anlayan insan, yani bugün hatta meydan okuyor Üstad Hazretleri değil mi? Sizin hangi fenniniz, hangi terakkiyatınız, hangi medeniyetiniz beşerin bu hastalıklarına çare olabilir? Dertlerine çare olabilir. Ya. Evet. Yine orada tamamlayayım o paragrafı. Merhum Halil İbrahim Çöllüoğlu, Üstad Hazretleri ile Eskişehir Hapishanesi'nde kalmış olan o kahramanın Emir Dağ Layıkası'ndaki mektubu. Risale-i Nur, nurdan bir ibrişimdir ki kainat ve kainattaki mevcudatın tesbihatları ona dizilmiştir. Hakikaten Allah'a. Okuyunca böyle yani tamamen Esma-i Hüsna, o tesbihatlar, zikir onları tekrarlıyoruz ya. Başka herhangi bir kitapta böyle yok. Yok. Risale-i Nur müminlere Kur'an'dan hidayayı hidayet, kevne-i saadet, mazhar-ı şefaat ve feyzi rahmandır. Risale-i Nur, Kur'an-ı Muciz Beyan'ın taht-ı tasarrufunda olduğundan ona uzanan, ilişmek isteyen her el kırılır ve her dil kurur. Kur'an-ı Muciz Beyan'ın kavli şerefini ima ve işaretinden şu devrede Türk lisanının sadmeler geçirmesine bakılırsa hakikaten bunun yazıldığı yıllarda da Türkçenin başına birçok şey gelmiş, işte harf inkılabı olmuş, Türkçeleştirmeler başlamış, Kur'an'a ait, İslam'a ait, dine ait her şey böyle toplumun içine çekilip alınmış. Siz o günleri yaşadınız değil mi abi? Evet. İma ve işaret, şu devrede Türk lisanının sadimeler geçirmesine bakılırsa Risale-i Nur Türkçe'de lisan üzerinde de imam olacağına, yani yarın halis Türkçe olan Risale-i Nur kesbi imtiyaz edip öyle bir üstünlük kazanacak yani. Evet. Diğerlerini terk edeceklerine dair işaret-i Kur'an'ı demiş olsam hata etmemiş olurum zannederim diyor. Maşallah. Allah, demiş olsam diye. Halil İbrahim Çöllüoğlu abimize devazı göstermiş orada. Diyorum dememiş. Dememiş. Demiş olsam, hata etmemiş Allah. Olurum zannederim diyor. Ki diyorum demesi de layıktı. Allah hakikaten razı olsun. Üstad'dan Allah ders alan, Risale-i Nur'dan ders alan abilerde ne kadar büyük bir nezaket, ne kadar büyük letafet var. Yani Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Fırıncı abi, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Badıl abimizin ardından. Evet, yani Allah razı olsun. Onun bir şeyi de çok beni o zaman şey etmişti, hoşuma gitmişti. Geldi, hatta Tamit Hoca'yla tanıştırdı, beraber gittik. Tanıştıktan sonra risalelerin isimlerini hatta Tamit Hoca'ya yani diyelim ki işte 23. söz faraza onu hatta Kur'an'la yazdırmak için bütün o isimleri, sözler, mektubat, damalar, onları o yazdırmıştı. Yani hemen yani bir hattat mühim, bir meşhur bir hattata ve hattatla karşılaşmış olmanın verdiği hemen dikkat, onda biz halbuki düşünmedik biz. Yani Risale'lerin hattı Kur'an yazılarını ona yazdırıyoruz, Kur'an yazdırıyoruz, Cevşen'i yazdırdık. Yani Hizbilen ve Rakka Ekin Nuriye yani 250 sayfa. Ama ben onları hiç düşünmedim. O hemen
gelince onları yazdırdı ondan. O Hoca Efendi şey oldu, bir eser olarak kaldı yani. Şu anda onları kullanıyoruz. Allah razı olsun. Üstad Hazretleri'nin Barla Layıkası'nda da şöyle bir ifadesi var değil mi abi? Yani ağabeyler hakikaten bu bir sac ayağı gibi. Üstad, Risale-i Nur ve talebeleri. Yani birinci halka talebeler, saf-ı evveller ve halen hayatta olanlar, sizler. Yani o istikamette yürüyen bu ağabeylere baktığımız zaman hakikaten yani onların sadakat ve kanaattaki ihtimamları ve hassasiyetlerinin ne kadar önemli olduğunu, bugün yaşadığımız ve yaşayacağımız hadiselerde bize rehber olacağını görüyoruz. Ya. Allah gani gani rahmet eylesin Abdülkadir Badıllı ağabeyimize. Tabii biz bugün bu kısır kelamlarımızla onun layık olduğu şekliyle belki ifade edemedik. Edemedik. Affedesin, özür diliyoruz. Tweet'te vardı ya bir enstitü. İnşallah Urfa'da öyle bir şey yapılsın. Mutlaka. Ve Badıllı abinin o ciddi arşivinin de değerlendirileceği. Yani değerlendirerek bir enstitü üyetine. İnşallah bir orada bir de Barla'da önümüzdeki sene inşallah temelini atacağımız büyük bir Bediüzzaman ve Risale-i Nur Müzesi olacak. 12 bin metrekare. Onun benzeri de inşallah Urfa'da olacak. Dua edin. Bütün izleyenlerimiz dua etsin. Güzel bir netice olsun ve oralara gelen insanlar ben bu kitapları okumam lazım. Bu Kur'an'ın hakikatlerini okumam lazım düşüncesiyle oradan çıksınlar. Badıllı abimiz Urfa Balıklı Göl'de Dergah Camii'nde Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin de kabrinin olduğu ne enteresan bir tevafuk abi. Yani 60'ta o kabri kırarak çıkardılar. Onun 20 metre doğusundaki o Kadiri Şeyhlerinin haziresinde hemen yani onun birkaç adım ilerisinde oraya defnedildi. Ziyaret etmek isteyen izleyicilerimiz orada Urfa'ya gittiklerinde ziyaret edebilirler ya da bulundukları yerden fatihalar gönderebilirler. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ruhu için El Fatiha. Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal.